sessizce bağırıyorsun ya. Hocamızın dediği hareketleri yapsana. Tek ayak, van, el, do, do prensipleri. Tekvando. Tekvando'nun tanımı tek ayak demek, van el demek, do do prensipleridir. Tekvando benim için bir yaşam stili. Tekvando dövüş sanatıdır. Tekvando tek kelimeyle savunma sanatıdır. Tekvando çıplak el ve ayakla yapılan savunma sporudur. Tekvando el ve ayaklarla yapılan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan spor dalıdır. Tekvando çıplak el ve ayakla yapılan kora kökenli bir spor dalıdır. Tekvando mücadele sporudur. Uzak Doğu menşeli bir branşımızdır. Kendi içerisinde iki branşa ayrılır. Pumse ve Kyrgyz olarak. Pumse dediğimiz daha çok vuruşsuz, kendimiz Tai Chi tarzında yapılır. Tai Chi tarzı hani vücudu fiziksel olarak dinlendirme, rahatlatma açısından, mental olarak da rahatlama açısından yapılan bir dalken, Kyrgyz kısmı daha çok ikili mücadele tarzında yapmış olduğu branştır. Tekvando olimpik bir branş. Diğer Uzak Doğu sporlarından tekvandoyu ayıran şey zaten tekvandonun hem olimpik olması hem de görsel olarak daha zengin olduğundan dolayı diğer branşlardan daha çok mücadele sporları arasında tekvando daha zengin kapsamlı olarak yer almaktadır. Ben tekvandoya 6 yaşında ana sınıfına başladım. Ben tekvandoya 10 yaşında başladım. Ben tekvandoya 10 yaşında başladım, 2 senedir geliyorum. Tekvandonun başlama yaşı jimnastikten sonra gelen en düşük başlangıç yaş grubu 6 yaş ile tekvandodur. Başlangıç yaşı çok düşük olduğu için 6 yaşından itibaren tekvandoya başlayabilir küçük sporcularımız. Ben tekvandoya 6 yaşında başladım. Ben de 6 yaşında başladım. Tekvandoya 7 yaşında başladım. İlk önce jimnastiğe gitmiştim. Ondan sonra korona diye bir hastalık çıktı. Korona yavaş yavaş geçmeye başladı. Tekvando'ya yazıldım. Ondan sonra birazcık daha arttı bu şekilde. Ben 11 yaşında başladım. Ben basketbola gidiyordum. Ve arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Ben de kendimi savunmak için tekvando'ya başladım. 13 yaşında başladım. Boyum uzun, 1.70 boyum. 2 yıl boyunca tekvando ile uğraştım. 8-9 ay boyunca bir aram oldu. Daha sonra Gülşah Hoca ile tanıştım. 7-8 aylık bir sürenin benim için bir önemi olmadığını söyledi. Tekrardan sil baştan başlayabileceğimi söyledi. Tekrardan ben de baş koydum ve geldim buraya. Tekvando sporunu yapan bir birey isterse 4 yaşında olsun, isterse 60 yaşında olsun ilk önce kendisine güvenmesi gerekir, daha sonra ise istemesi gerekir. Psikoloji olarak kendini bu spora ben yapabilir miyim düşüncesini hazırlaması gerekir. Onun dışında güç de, antrenman da, emek de bir süre sonra geliyor. Bunun yanı sıra bir birey istedikten sonra, kendisine güvendikten sonra daha sonra istediği herhangi bir branş yapabilir. Biz tekvandoyu antrenman yapıp kendimizi savunmak için öğreniyoruz. Haftada 2 gün, 1,5 saat antrenman yapıyoruz. Antrenmanların küçük yaş grupları için haftada 3 gün, 1,5 saat olması kaydıyla alt gruplar için yeterli olacaktır. Ancak büyük takımlar için haftada en az 6 gün, genelde çift antrenman olmak kaydıyla 2'şer saatlik antrenman periyotlamaları onlar için olmak durumundadır. Çünkü milli takım seviyesine çıktıkları için aktif tutucu şekilde antrenmanlarını sürekli olarak yapmaları gerekmektedir. Antrenmanlarda serbest çalışıyoruz. Bazen kendimiz dövüş yapıyoruz, maç yapıyoruz. Kız kıza, erkek erkeğe. Antrenmanlarımız genelde kızlı ve erkekli oluyor. Genelde uzun ve kısa boylular. Antrenmanlarda eş değerlidir. Normalde tüm sporcularımız aynı boyda olmaları gerekir. Çoğu sporcumuz balık etlidir, çoğu sporcumuz zayıftır. Balık etli olan o zayıf olan sporcumuz hız olarak yakalayabilir. Zayıf olan arkadaşımız o balık etli arkadaşımızdan güç, kuvvet, tekniksel olarak kendine artı olarak ilerlemesini sağlayabilir bu şekilde. Antrenmanlarda biz özellikle erkek sporcularla bayan sporcuları eşleştiririz. Bunun sebebi ise bayan sporcuların erkeklerle dövüşüp müsabaka esnasında performansının daha yüksek olması için erkeklere de çocuğun
veya sporcunun bağlı bulunduğu kilodan birkaç kilo yukarısında müsabakalar yapmasını sağlarız ki gerçek müsabakaya kendi kilosunda bir rakibiyle çıktığı zaman daha kolay avantaj elde edilsin, daha güzel müsabakalar yapılsın diye bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Antrenmanlarda genellikle ya serbest çalışıyoruz ya da torbayla çalışıyoruz. Torba bizim tekme attığımız yumuşak bir torbadır. Evet çocuklar, antrenmanlarda kum torbasıyla çalışırken daha çok ısınma amaçlı çalışıyoruz. Genellikle bizim tekvandoda belden aşağı vuruşlar olmadığı için çocuklar daha çok bunun belden yukarı olan kısmına vuruşları gerçekleştiriyorsunuz. Genelde antrenmanlarımıza bir antrenör giriyoruz. Çünkü sporcunun adepte olduğu antrenörler vardır. İşte kulak koordinesi olsun, göz koordinesi olsun bunlar bizim için çok önemlidir. Antrenmanlara genelde karga, lapa, şipaniklerinden vuruşlu kırışlı maçlarımız oluyor. Ve bunlar bir antrenör için ve sporcu için çok önemlidir. Lapa tutması, karga tutması bunlar bizim için çok önemlidir. Lapa, tekmelerin vuruş esnasında karın bölgesi, surat hizası, tekrar düz, yan, yan surat, düz surat tekniklerini gösteren çalışma aletlerinden birisidir. Bunlar yan kanı tekmeleridir. Antrenmanlarımızda torba çalışıyoruz, lapa çalışıyoruz ve karga çalışıyoruz. Karga ayağımızın üstüyle vurduğumuz bir spor eşyasıdır. Evet arkadaşlar, antrenmanlarda genellikle üst tekniklerde karga eli kullanıyoruz. Kafa vuruşlarında özellikle bunlar rakibin kafa vuruşlarına attığımız teknikleri bunlarla antrenman içerisinde vücudumuza pekiştiriyoruz. Evet sen gel. Güzel. Evet. İki tane. Bir daha. Ne oluyor? Biz de antrenmanlarda tekmeler atıyoruz. Kickboksta daha çok bizde tekme var. Kickboksta daha çok yumruk kullanılıyor. Tekvando'da genellikle ayak kullanırız. Fakat kickboks ve karate gibi sporlarımızda el ve ayak birlikte kullanılır. Bizim sporumuz bunlara göre daha çok sertlik içermeyen, daha naif, daha etkili olan, daha görseli güzel olan bir branş olduğundan dolayı olimpiyatlarda bizler tekvando branşı olarak mücadele sporlarında varız. Tekvando'da en çok ayak kullanılır. Karate'de ise itme, kalkma, düşürme gibi teknikler kullanılır. Kickboksta el de kullanılıyor. Bizde sadece ayağa yönelik. Yoğunluk ayaktır. Tekvando'nun kuralları bel aşağıya vuruş yoktur. Çocuklar, bel altı vuruş yasak. Yani ne demek istiyoruz? Kuşağın altından olan kısma vuruşlar tamamen rakibi engelleyici vuruşlar olduğu için yasak vuruşlar. Mesela örnek olarak bir tane at. Tekvando'da alta ve yüze yumruk atmak bir de ıstırmak yoktur. Yüze yumruk yasak. Tekvando'da vücudun sadece gövde kısmına, kuşak yukarısından omuzun etrafını kapsayan, koltuk altınıza kadar olan kısımlara olan vuruş yumrukları geçerlidir. Yüze yumruk yasak. Çelme takmamak, yüze vurmamak, sert vuruş yapmamak ve itmek yok. Arkadaşlar, üçüncü yasaklı tekniğimiz rakiple iç içe mücadelemizde rakibi engelleyici çelme hareketleri veya diz çekme hareketleri yasak. Öncelikle maç esnasında ya da antrenman esnasında birbirini itmek kesinlikle yasaktır. Evet, bunlar bu şekilde yasaktır. Puanlardan bahsedeyim size. Yumruk 1 puan, göğse tam gövdeye düz yapılan yumruk vuruşu 1 puan. Dönerek vuruşlar 4 puan, aşağıya herhangi bir vuruş 2 puan. Kafa vuruşlarının direkt atılan vuruşları dönmeden yani direkt kafaya uygulanan vuruşlar 3 puan. Dönerek vuruşlar kafaya 5 puan. Farklı tekniklerin bulunduğu birden fazla dönerek vuruşlar var. Dutçegi, panatolyo, dönerek tolyo, stabil teknikler var, ters teknikler, ters paldırık, topuk, montolyo. Bunları kullanıyoruz tekvandoda. Ben tekvandoda en çok paldırık tekniğini seviyorum. Paldırık, karna vurulan ve puanı çok olan bir tekniktir. Ben balta yaptım. Balta genellikle yüze vurulan ve daha çok puan olan
bir tekmedir. Benim en sevdiğim tekme balta, yani norio. Ve sebebi de şu, hem kaba tekmesi hem fazla puan veriyor. Aynı zamanda da benim kolay attığım bir hareket. Ben tekvando da çip baldırı seviyorum. Çip baldır, havada tek baldırın iki kere vurulmasıyla oluşan tekmedir. Ben dupcagi uyguladım. Dupcagi dönerek yapılan karın tekmesidir. Ben en çok mandal tekniğini seviyorum. Mandal tekniği kafaya vuruş tekniğidir. Bazı vuruş teknikleri bana değişik geliyor. O yüzden bazen tarihleri merak ediyorum. Tarihi ile ilgili bildiğim, Korelilerin kurduğu çıplak el ve ayakların kullanıldığı kaliteli bir spor dalı. Dünyada tekvandonun tarihi 1930-1940'lı yıllarda Uzak Doğu'da ortaya çıktı. Daha sonra geliştirilerek bunlara belli başlı oyun kuralları konularak 1940'lı yıllardan itibaren uygulanmaya başladı. Batı'da Türkiye 1960'lı yıllarda geldi. Ancak uygulamaya 1980'li yıllarda rahmetli İsmet Iraz hocamız sayesinde tekvando başlamıştı. 1980'li yıllardan 1990'lı yıllar arasında artış göstermeye başladı. Zaten 2000 Sidney Olimpiyatlarına tekvando da dahil edildi. Gerçekten muhteşem bir an. Hamide Bıkçın Tosun olimpiyatlarda ilk defa olimpik spor olarak yer alan tekvando'da ülkemize bronz madalya getiriyor. Ben şu an güncel olarak şunu söyleyebilirim. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına tam takım olarak Türkiye ve Çin 5 sporcu ile katıldı. Kore ana vatanı olmasına rağmen 4 sporcu ile olimpiyatlara iştirak edebildi. Ama Türkiye 5 sporcu ile olimpiyatlarda ülkemizi temsil etti. Son olimpiyatlarda yine 2 tane madalya çıkarttık. Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber. Çocuklar bunları gördükçe hevesleniyorlar, daha çok istiyorlar başarılı olmayı. Kendime örnek aldığım sporcu Servet Tazegül. Olimpiyatta ilk altın madalyamız geliyor, Servet Tazegül. Kendime örnek aldığım sporcular Tenler Uyarlısu ve Metin Şahin. Ben en çok Ternur Yerlisi'yi örnek alıyorum. Çünkü ilk kadın şampiyonlarımızdan biri olduğu için. Ben kendime Yılmaz Helvacıoğlu'nu örnek alıyorum. Tekvando tarihinin Türkiye açısından efsaneleri İsmet Iraz hocamızdır. Aynı zamanda Servet Tazegül de olimpiyat şampiyonumuz, milli gururumuzdur. Nur Tatar, İki kez üst üste olimpiyat madalyası alabilen tek kadın sporcudur zaten kendisi. Dünya genelinde baktığımız zaman Servet Tazegül zaten dünya tekvandosunun bir sistemi var. 8 tane sporcunun resmi asılı orada. Bir tanesi Türk ve onun adı da Servet Tazegül. Gerçekten başarılı, defalarca Avrupa dünya şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Ne kazanıyoruz? Olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül! Altın madalya geliyor sayın seyirciler! Servet Tazegül 1988 doğumlu Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, şimdi olimpiyat şampiyonu. Ben tekvando yaparken kendimle gurur duyuyorum, kendime özgüven geliyor. Ben tekvando yaparak kendimi koruyacağımı hissediyorum. Tekvando nasıl desem bana daha fazla özgüvenli olmayı sağlıyor. Çocuklara sağladığı faydalar özgüvenlerini gerçekten arttırıyor. Genellikle zaten bu tarz sporcularımız, özellikle uçak mühendisliği, yani beden eğitimi öğretmenliği okuyan da var tabii ki. Ancak geneli mühendislik, doktorluk, pilotluk tarzı okullarda okuyorlar. Fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tekvando etkiledikleri için çocuklarımız genellikle aşırı derecede fiziksel ve psikolojik motivasyonlarını arttırıyor. Tekvando yaparak kendimi büyüdüğümü düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tekvando yaparak kilo almadığımı hissediyorum, boyumun da uzadığını hissediyorum. Daha kuvvetli oluyoruz, daha güçlü oluyoruz, kaslarımız gelişiyor. Tekvando yaparak boyumun uzadığını hissediyorum. Tekvandoya gelenler acımacı düşünüyor ama öyle bir şey yok. Asla sağlığa zararlı değildir. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Belli başlı çerçevede düzgün antrene edildiği zaman çocuklar, küçük yaştaki çocuklarımız doğru hocalarla eğitildikleri zaman asla tekvando zararlı bir branş değildir. Ben buradan ailelere seslenmek istiyorum. Bence her çocuk tekvando sporunu ve kendini savunmayı öğrenmeli. Biz burada dövüş sporu yapıyoruz.
Fakat öğrendiğimiz hareketleri dışarıda savunma olarak kullanıyoruz. Kendinizi korumak istiyorsanız herkes tekvandoya. Küçük çocuklar da spor yapsın. Sporsuz bir dünya düşünemiyorum, siz de düşünmeyin. Her çocuk sporun her rengini tatmalı.